Gündem Özel'den herkese merhabalar sevgili seyirciler. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici referandumda evet oyu kullanacaklarını açıkladı. Destici'nin evet açıklaması tıpkı MHP'de olduğu gibi Büyük Birlik Partisi'ni de böldü. İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Hakkı Öznur hayır diyeceğini açıkladı. Pek çok il başkanı da Genel Başkan Destici'nin evet açıklamasının şahsi olduğunu ve bu açıklamaya katılmadıklarını, referandumda parti organlarından çıktığı gibi hayır diyeceklerini belirtiyor. Büyük Birlik Partisi'nin günlerdir referandum kararını açıklaması bekleniyordu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici 16 Nisan'daki anayasa değişikliği halk oylamasında evet oyu kullanacaklarını açıkladı. Devletin ve milletin bekası, istikbali ve istiklali söz konusu olduğunda ve Büyük Birlik Partisi bunu gördüğünde Büyük Birlik Partisi ve onun idealist kadroları hiçbir siyasi ikbal düşünmeden devletin ve milletin yanında durur. Bunun için Büyük Birlik Partisi evet demeye karar vermiştir. Destici'nin kararının ardından Halk TV yayınına telefonla bağlanan Büyük Birlik Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Hasan Kızıldağ, Mustafa Destici'ye sert tepki gösterdi ve bu karar onun şahsi kararıdır dedi. Sayın Genel Başkan'ın şahsi açıklamasıdır ki çünkü yaklaşık 45 gündür partimiz bir istişare sürecinden geçmektedir. Partimizin kadın kolları, Alperen Ocakları, Yüksek İstişare Kurulu, Kurucular Kurulu, MKYK'sı, il başkanları toplantıları yapıldı. Evet. En son çıkan sonucun toplamı %98'lik dilimin hayır, geriye kalan %2'lik dilimin de kavganın ortağı olmayalım, sandıkta da hayır verelim, ancak tabanı serbest bırakalım düşüncesiydi. Fakat geriye kalan bu en makul ve makbul açıklama yapması gereken durum partinin %98 diliminin hayır demesiydi. Kaldı ki bugün bize toplantıda bu parti tek adam partisi değildir. İstişareden çıkan sonucun dışında bir açıklama yapmam diyen Sayın Genel Başkan'ın bu düşüncesine tam tersi bir açıklama yapmış. Büyük Birlik Partisi eski Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller, Destici'nin evet açıklamasına tepkili. Bu zamana kadar ki yapılan toplantılar, alınan kararlar, Yüksek İstişare Kurulu, Genel İdare Kurulu, parti il başkanlarının aldığı karar, küçük kurultayda alınan kararlar Sayın Destici'nin açıkladığının ters bir yönünde. O zaman buradan şunu ifade etmek lazım. Bu açıklama sadece Sayın Destici'nin kendi görüşlerini bağlar. Büyük Birlik Partisi'den hiçbir fert onun aldığı bu kararla evet diyeceğini zannetmiyorum. Sayın Destici'ye de bir soru sormak istiyorum aracılığınızla. Buyurun. Partinin rahmetliden sonraki ilk kurultayında eski Fatih Üniversitesi rektörü, şimdi Amerika'da biliyorsunuz orada bir rektör yapıldı. O kongre sürecinde bu ekibin gelmesinde o zat-ı muhteremin ne gibi tesirleri oldu, etkileri oldu? Devletin kaynaklarında bununla ilgili hangi dosyalar var? Sarayda bununla ilgili önünüze bir dosya falan kondu mu, konuştunuz mu? Bunun açıklamasını derhal istiyoruz. Destici'nin açıklamaları ise Büyük Birlik Partisi'ni böldü. Geçtiğimiz günlerde Büyük Birlik Partisi'nin İstanbul İl Başkanı ve MKYK üyesi Kürşat Mican 18 maddelik Cumhurbaşkanlığı sistemine sert eleştiriler getirmişti. Hem devlete Cumhurbaşkanı olacak, bakanların Cumhurbaşkanı olacak, parlamentoda Cumhurbaşkanı olacak, tüm kurumların başkanı olacak, aynı zamanda partinin de genel başkanı olacak. Kendi milletvekillerine başkanlık edecek. Evet. Ayrıca parti genel başkanlığı evet. Yapacak. Öbür partinin, başka partinin milletvekilleri nerede olacak? Burada bir eşitlik, bir adalet var mı? Büyük Birlik Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Hakkı Öznur da yeni anayasaya sert eleştiriler getirmiş ve hayır diyeceklerini açıklamıştı.
Halk oylamasına sunulan bu 18 maddelik taslak tek kelimeyle seyyar tayyar taslağıdır. Dayatılan bu rejim değişikliğini kabul etmiyoruz. Bu Erdoğanist bir rejim değişikliğidir. Askeri darbe yapıp ülkenin başına geçen juntanın şefi Kenan Evren de 1982 anayasasının propaganda sürecinde benzer bir yöntem izlemişti. Alperenlik oportunizm değil itirazdır ve sisteme muhalifliktir. Askeri vesayete, bürokratik vesayetlere karşı olduğumuz gibi parti vesayetine de, yargı vesayetine de, parti devletine de karşıyız. Bir yanda Mustafa Destici'nin evet kararı, diğer yandaysa İstanbul İl Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı'nın anayasa değişikliğine getirdiği sert eleştiriler. İl başkanlarının Destici'nin açıklamalarına tepkiler. Görünen o ki referandum süreci Büyük Birlik Partisi'ni de böldü. Evet sevgili seyirciler, Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç'le birlikteyiz. Büyük Birlik Partisi bilmecesi artık bugün netlik kazandı. Tabii netlik kazandı diyoruz ancak taban aynı görüşte değil. Bunu çok net de ifade ediyorlar ki İYİK Başkanı Hakkı Öznur kısa bir süre önce, yaklaşık iki gün önceydi sanıyorum, dayatılan bu rejim değişikliğini kabul etmiyoruz. Bu Erdoğanist bir rejim değişikliği demişti. Ancak Destici ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sarayda bir görüşmesi olmuştu ki aslında orada biraz sinyali verilmişti değil mi bu evetin? Şimdi tabii ilginç şeyler oluyor. Bir süredir Ankara'da Büyük Birlik Partisi hakkında böyle hoş olmayan bir takım dedikodular dönüyordu. İşte yok Melih Gökçek, yok Büyükşehir Belediyesi, yok işte BBP Genel Merkez Yönetimi'ni ikna çabaları falan diye. İşte en son Sayın Destici'nin, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici'nin Sayın Cumhurbaşkanı'yla yaptığı ve 1,5 saat süren görüşmesi. Ama şimdi bu şeyler sürerken Sayın Destici'nin Cumhurbaşkanı'yla görüşmesi ve işte diğer o dedikodular, Ankara dedikoduları sürerken ilginç iki gelişme oldu. İstanbul İl Başkanı çıktı, bir KRT televizyonuna çıktı. Onu biz de yayınladık. Evet. Şimdiki haberi de yayınladık. Dedi ki biz Büyük Birlik Partisi İstanbul örgütü olarak, İstanbul İl Başkanlığı olarak bu anayasa değişikliğine karşıyız. Onun arkasından birkaç gün sonra Büyük Birlik Partisi'nin Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, işte kimdi adı? Öznur. Hakkı Öznur. Hakkı Öznur ki partinin hani en yüksek karar organının başkanı Hakkı Öznur çok ağır ifadelerle bu getirilen değişikliği eleştirdi. Ve Erdoğanist bir rejim arayışıdır. Biz kesinlikle buna karşıyız. İşte Kenan Evren de böyle yapmıştı 80 darbesinden sonra. Yani Kenan Evren'le Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yapmak istediğini, aynı gördüklerini çok ağır bir şekilde ifade etti ve buna hayır diyeceklerini açıkladı. Şimdi tabii bunları ne zaman söylediler? Mustafa Destici, yani Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, bu Ankara'daki bu işte temasları yaparken. Anlaşılıyor ki Genel Merkez, Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi ve Destici bir takım temaslar yaparken, ikna edilmeye çalışılırken tırnak içinde Sayın Cumhurbaşkanı ve işte Ankara AKP iktidarının unsurları tarafından evete ikna edilmeye çalışılırken, parti örgütü, Büyük Birlik Partisi'nin tabanı tıpkı MHP'de olduğu gibi onun olası iknasına karşı pozisyon aldılar. Yani evet, ikna olamasın. Zaten biz, bahsettiğimiz isimler öyle açıklamaları önemsenmeyecek isimler. Önemsenmeyecek isimler değil. Şimdi İstanbul örgütü dediğin, evet, her parti için öyledir. İstanbul'un 15 milyon nüfusu var. Yani Türkiye nüfusunun 1/5'i İstanbul'da yaşıyor. Ve bütün Türkiye'yi ifade eden bir İstanbul, yani bütün partiler için ve bütün Türkiye için İstanbul dediğinde şeydir, hani lokomotifidir Türkiye'nin. Şimdi İstanbul örgütü ve üstüne de Yüksek İstişare Kurulu Başkanı partinin, Büyük Birlik Partisi'nin böyle açıklama yapınca biz anladık zaten o zaman. He dedik, yani BBP'nin kararı gecikiyor. Şurada, evet, referanduma 1,5 ay kaldı. Bir aydır propaganda yapıyor bütün partiler. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı kararımızı açıklamadık, değerlendiriyoruz. İşte şöyledir böyledir diye bir öteleme yapıyor. Ama bir taraftan da iktidar unsurlarıyla bir temas trafiği içindeler. Bunu Büyük Birlik Partisi'nin örgütü de görmüş olacak ki hem İstanbul İl Başkanı hem işte Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, biz hayır diyeceğiz ve bu anayasa değişikliği Türkiye'ye dayatılmak isteyen bir Erdoğanist bir rejim arayışıdır. Bir faşizmdir demek istediler. Şöyle de bir ayrıntı var. MKYK'da yapılan oylamada %30 evet, %70 hayır çıkmış ve bu neticede bir uzlaşmaya varılamamış o yapılan. Ya varılamamış değil. Şimdi toplanıyor, MKYK'sı toplanıyor. Ne diyelim, ne karar alalım, ne yönde bir pozisyon alalım bu referanduma karşı diye bir oylama yapıyorlar. %80 o rakam
bana bildirilen rakam %80 MEKA'ya kadar. %80'e 20 olsun. Yüzde, oylama yapılıyor. %80 hayır diyelim diyor. %20 de evet demiyor. Kararsız yani olarak mı? Yani karar açıklamayalım. Evet. İşte hani malum çok kamplaşma var, siyasi kamplaşma. Biz hiç karar açıklamayalım, serbest bırakalım. Hani tavırsız kalalım genel merkez olarak. Tabanımız işte zaten hayırcı. Hayır oyu versin, isteyen evet oyu versin ama biz bir pozisyon almayalım diyor %20'si. İl başkanları toplantısı yapılıyor işte iki hafta kadar önce. İl başkanları toplantısında yine Kahramanmaraş İl Başkanı Sayın Hasan Kızıldağ'ın bana ifade ettiğine göre diyor ki %98, il başkanlarının %98'i hayır denilmesi yönünde şey yaptı, konuştu, reddedelim, hayır verelim. Çünkü bizim örgütlerimiz, tabanımız işte atıyorum Kahramanmaraş'ta, Sivas'ta, İstanbul'da, Adana'da, Mersin'de, İzmir'de, Ankara'da bizim tabanımız bu şeye karşı, başkanlık sistemine, diktatörlük sistemine karşı. Onun için hayır yönünde karar açıklayalım diyor. İl başkanları toplantısında da böyle bir karar çıkıyor. Buna rağmen Destici, Sayın Destici işte Ankara'daki iktidar unsurları, Sayın Cumhurbaşkanı, işte kilit görüşme. Şimdi henüz işte kulislere yansımayan bir takım işte iktidarla temaslar filan ikna ediliyor. Ama ikna edilemesin diye de örgüt bir taraftan bu açıklamaları yaptı. Hani ikna şu edilemesin. Şu anda bir tweet vardı ekranda, tekrar getirelim. Şimdi Büyük Birlik Partisi Sivas il örgütünün tweet'i hakikaten ya bir parti için çok acı verici bir şey. Hele hele Büyük Birlik Partisi için çok daha büyük acı verici bir şey. Niye? Çünkü Sivas örgütü, Sivas biliyorsun Büyük Birlik Partisi'nin kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi. Muhsin Yazıcıoğlu Sivas'tan birkaç kere bağımsız milletvekili seçildi. Yani Büyük Birlik Partisi'nin en güçlü olduğu illerden birisi ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi. Yani Büyük Birlik Partililer Sivas için baba ocağı ifadesini kullanıyorlar. Yani Sivas... Aslında dün de bir takım sinyalleri vardı bu durumun. Çünkü dün Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivas'taydı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici orada partilerle bir toplantı gerçekleştirdi ve burada gerçekten ciddi anlamda protesto edildi. Partililerden şu şekilde sesler yükseldi. Evet diyecekseniz istifa edin. Bugün de bu tweet'i atmış bulunuyorlar. Onun dışında tabii ki sosyal medyada gerçekten çok fazla tepki var. Parti üyelerinin istişaresinde hayır kararına uymayan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici'nin kararını tanımıyoruz diyenler var. Hükümsüzdür. MHP ve Büyük Birlik Partisi arasında yıllardır gerçekleştirilemeyen birleşmede son durum. İki partinin yöneticileri evet, tabanları ise hayırda birleşti denilmiş. Bu tarz yine tepkiler söz konusu. Evet, onun dışında şöyle diyebilir miyiz? Yani tek adam tartışması bir partiyi daha böldü. Bir partiyi daha böldü. Aslında bölmek de dememek lazım buna. Çünkü bakıyorsun Milliyetçi Hareket Partisi'nin işte hakikaten %80, %90'lara varan bir tabanında MHP'ye oy veren vatandaşların %80'i, %90'ı işte hayır vereceğini söylüyor. Ve bakıyorsun hakikaten Sayın Devlet Bahçeli bir aydır bütün işte ilgili liderler sahalarda propaganda yapıyor olmasına rağmen aldıkları pozisyon işte hayır cephesi, evet cephesinin unsurları sahada propaganda yapıyorlar. Ama Devlet Bahçeli henüz Ankara'sına çıkamadı. Niye çıkamadı? Evet. Çünkü tabanı karşı. Yani Sayın Bahçeli evet diyor ama ona oy veren, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verenler hayır diyor. Dolayısıyla Sayın Bahçeli Ankara'nın dışına çıkamıyor. Niye çıkamıyor? Ankara'nın dışına çıkması için hani MHP'lilerin toplanıp kendisini karşılaması, alkışlaması, onun evet dediği zaman alkışlaması, hani coşkulu miting yapması, toplantı gerekiyor, yapması lazım. Yapamıyor. Kim yapıyor onun yerine? İşte Meral Akşener yapıyor. Yani MHP'li muhalifler dediğimiz. Salonlara sığmıyorlar. İşte salonlardan taşıyorlar. Salon toplantısı mitinge dönüşüyor. Meral Akşener içinde, Ümit Özdağ içinde, Sinan Ogan içinde, Koray Aydın içinde. Dolayısıyla MHP'nin tabanı demek ki artık muhaliflerle duygudaşlık içine girmişler. Yani hani şimdi kim var? MHP'de MHP Genel Merkezi var. Sayın Devlet Bahçeli var. Yalnızlaşmış. Yani MHP tabanıyla ayrışmış. O AKP'lileşmiş yani Bahçeli. Şimdi Büyük Birlik Partisi'nde de onu görüyoruz. Yani gelen tepkilere baktığında İstanbul İl Başkanı, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, işte Sivas Örgütü ki çok önemli Sivas Örgütü, Kahramanmaraş Örgütü. Yani bizi bir diğer, Halk TV olarak direkt zaten... Kendileri bizi arıyorlar. Şiddetle aradılar. Yani kimse yanlış anlamasın hani değerli izleyiciler. Biz hani Büyük Birlik yöneticilerini ya da il başkanlarını arayarak hadi hayır mı diyorsunuz, hayır deyin de gelin yayına bağlanın demiyoruz. Onlar bize ulaşıyor, bunun altını çiziyorum.
Çünkü yandaş medyada yer bulamıyorlar. Yandaş medyada hatta genel başkanın tabansız açıklamasını yüksek sesle açıklayarak yandaş televizyonlar sanki Büyük Birlik Partisi topyekun hani evetçiymiş gibi bir hava vermeye çalışıyorlar. Büyük Birlik Partisi'nin örgütü de il başkanları ve işte diğer unsurları da bunun böyle olmadığını ifade edebilmek için kendilerine sabah saatlerine itibaren sürekli bize ulaşıyorlar. Biz de doğal olarak yani kamuya hizmet, tarafsız yayıncılık gereği bu yani bu kişileri hem Büyük Birlik Partisi olsun hem Milliyetçi Hareket Partileri olsun hem diğer partiler olsun başta Saadet Partisi'ydi. Bunlara ekranlarımızı açıyoruz ve açmaya devam edeceğiz. Çünkü hakikaten de maalesef Türkiye'de çok çok böyle önemli bir oylamaya doğru Türkiye'ye giderken Türkiye'nin en büyük sorunu ben geçen de söyledim. İfade ve basın özgürlüğü konusunda. İfade özgürlüğü yani ifade derken hani sokaktaki vatandaş için değil. Hadi sokaktaki vatandaşın ifade özgürlüğü zaten maalesef kalmadı. AKP onları iyice sindirdi, ürküttü. Çok basit bir soru için mikrofon tuttuğumuzda bile... Baskı altına aldı. Ayakkabı boyacısı bile mikrofonu tuttuğunda ya ben görüşümü açıklamayayım, korkuyorum, dinleniyorum falan endişesinde. Şimdi bak böyle önemli bir şeye giderken Türkiye, siyasetçiler, siyasi liderler, siyasi kanaat önderleri, partilerin anlı şanlı büyük isimlerini kendilerini ifade edemiyor. Ekranlar kapatılmış. Örnek Yusuf Alaçoğlu. MHP'nin önde gelen bir milletvekili, Türkiye'nin saygıdeğer bir milletvekili. Beğenirsin, beğenmezsin. Evet. Kayseri milletvekili ve sözü dinlenen bir şahsiyet. Şimdi Yusuf Alaçoğlu. Geçtiğimiz gün Habertürk Televizyonu'ndan arıyorlar. Sizi yayına alalım çarşamba akşamı diye. Davet ediyorlar. Tamam diyor, anlaşıyorlar. Ama öbür gün, salı günü arıyorlar. Ya Sayın Alaçoğlu kusura bakmayın, iptal etmek zorundayız. Neden? İşte neden? İşte hani birileri rahatsız oldu ve sizi çıkarmamızı istemiyorlar. Aynı şeyi Sayın Deniz Baykal'a da yaptılar. Sayın Deniz Baykal'a da 15-20 gün kadar önce NTV ve CNN televizyonu peş peşe önce davet ettiler. Gel işte referandum konusunda görüşlerini açıkla diye. Anlı şanlı programcılar hem de davet ettiler. Deniz Bey kabul etti. Tam işte programlama yapılırken iki gün sonrası için bir gün sonra arayıp ya kusura bakmayın çıkaramıyoruz sizi işte daha sonra yaparız. Niye? O televizyonlarda biliyorsun hükümet komiserleri var, AKP komiserleri var. Yani hikayesi o. AKP komiserleri var. Onlar ilgili işte iktidarın ilgili odaklarından gelen mesajı hemen kanal yönetimine iletiyorlar. Kanal yönetimi de olmaz. Deniz Baykal'ı çıkarmayın sakın. İşte hani seçmenin kafasını karıştırıyor. Seçmeni hayra ikna ediyor. Yusuf Alaçoğlu'nu çıkarmayın. Seçmeni hayra ikna ediyor. İşte saray kızıyor, iktidar kızıyor diye. Ekranlar kapanıyor. Şimdi bakıyorsun büyük televizyon, güya büyük tırnak içinde yine güya büyük televizyonlara. Efendim oturuyor arkadaş şimdi gece 20'de 21'de hani her akşam bu tartışma programları, güya tartışma yine. Oturmuş karşısında kim var? AKP'liler de yok artık bak. Ezgi önemli bir şey, önemli bir süreçte Türkiye. AKP'liler de bypass, devre dışı. Kim var? Sarayın danışmanları. Sarayın danışmanları. Türkiye'nin anlı şanlı televizyonlarında anlı şanlı gazetecileriyle oturuyorlar. Bu anayasa değişikliğinin ne kadar güzel bir işte Türkiye getireceğini, Türkiye'yi nasıl büyüteceğini, tek adamlık sisteminin nasıl bir güzel olduğunu böyle şeye jelatinli güzel pembe kağıtlara sunarak topluma şırınga etmeye çalışıyorlar. AKP'liler de yok ortalıklarda. Ama içini dolduramıyorlar zaten. Bunu. İçini dolduruyorlar, dolduramıyorlar. O ayrı konu. Dolduramıyorlar tabii ki. Tek yanlı propaganda. Yani karşıdaki spiker ya da sunucu işte kafa sallıyor. Önceden önüne verilmiş soruları, tabii sorular zaten belli. Adı sana duyulmamış kişiler danışman. Yani hani böyle atıyorum Burhan Kuzu olsa, hani şimdi kamuoyu tanıyor Burhan Kuzu'yu, Sayın Burhan Kuzu AKP milletvekili. Sarayla da ilişkisi yani Sayın Cumhurbaşkanı'na gayri resmi danışmanlık da yapıyor. O bile devre dışı. AKP'nin bütün yöneticileri devre dışı. AKP'nin bütün anlaşanlığı o gün işte yıllardır televizyonlardan kamuoyunun tanıdığı bildiği isimleri, milletvekilleri devre dışı bu propaganda sürecinde hepsi itildi. Sarayın danışmanları, Sayın Cumhurbaşkanı'nın danışmanları adı sana bilinmeyen, yani saygıdeğer kişilerdir adı sana bilinmeyen derken hani daha önce televizyon tecrübeleri bizim tanımadığımız en azından kamuoyunu tanımadığı kişiler. Şimdi Cumhurbaşkanlığı, hükümet sisteminin ne kadar güzel olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Tek yanlı propaganda yapıyorlar. Böyle bir televizyon düzeninde Türkiye şimdi. Maalesef işler arası bir durum. Bunu yaşıyor. Biz de Halk TV olarak şimdi bugün bir tanıtım hazırladık. Onu bir izleyelim mi? Şimdi, İzleyicilerimize gösterelim. Biz yani yeni bir konsepte geçtik. Yönetmenimiz hazırsa versin bakalım. Evet. Giriyor muyuz Emrah? Hazır mı?
Evet, şimdi hazır giriyoruz, evet, izleyelim hep birlikte. Evet. Türkiye'nin özgür sesi. Türkiye'nin özgür. Şimdi maalesef tek kişi, tek kanalız. Yani Türkiye'de işte 20'ye yakın haber kanalı var ama biz tek başımıza Halk TV olarak bu Türkiye'nin, Türkiye'de kendisini ifade etmek isteyen ama Türkiye'yi seven, Mustafa Kemal Atatürk'ü seven, bizim de şeyimiz o. Yani Halk TV olarak kırmızı çizgimiz o karşı. Bizim ekranımıza çıkacak, bizim yayınımıza çıkacak, evet, kişinin. Kişi Türkiye'yi sevecek, Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü sevecek, bölücü ve terör sempatizanı olmayacak. İki, o yetmiyor. Bir de Mustafa Kemal Atatürk'e büyük saygı ve sevgi duyacak. Yani biz Türkiye'yi seven Atatürkçü bir kanalız ve o yayın çizgisindeyiz. Dolayısıyla o çerçevede sağcısı, solcusu, muhafazakarı, dindarı, herkese ekranımız açık. Kendisini ifade etmek isteyen herkese ekranımız açık. Yandaş medyada engellenen, sindirilmiş medyaya çıkamayan, sindirilmiş medyada yer bulamayan, kendisini ifade etmekte zorlanan, işte bugün Büyük Birlik Partisi'nin örgütleri, evet, gibi, Kahramanmaraş İl Başkanı gibi ya da işte şey gibi İstanbul İl Başkanı gibi. Bir şekilde numaramızı bulup ki bulurlar. Bizim bize numaramız, evet, açık, web sayfamızda da var. Bizim numaramız da şahsen yani kolay bulunabilen bir numara. Yani kendisini ifade etmek isteyen, Türkiye'yi seven, Mustafa Kemal Atatürk'e saygısı ve sevgisi olan herkese bizim ekranlarımız açık bu süreçte. Ha, bu bizim Halk TV olarak bizim başarımız mı? Değil ama duruşumuzdan kaynaklanan bir şey. Biz hani herhangi bir tarafa endeksli değiliz. Yandaş değiliz. Tek seslilik, tek sesliliği yanlış buluyoruz. Türkiye'nin çok sesli, çok kültürlü, çok demokratik, ifade özgürlüğünün alabildiğine geniş olduğu bir toplum Türkiye olmasını arzuluyoruz. Bu nedenle böyle özgür bir habercilik, Türkiye'nin özgür sesi olmaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla bu çerçevede biz hani biz buna gayret ediyoruz ancak hatırlayacaksınız Meral Akşener'in Çanakkale toplantısında şöyle bir duyum aldık. Biz Halk TV'de yayınlanacağı için salondaki ışıklar söndürüldü, salona çevik kuvvet yığıldı. Biz inanamadık görüntülere. Ya nasıl olur hani? Maalesef. Evet, yani şimdi yani Halk TV'yi susturamıyorlar, buna cüret edemiyorlar, edemezler de. Ne yapıyorlar? Halk TV'ye gelecek içerikleri önlemeye çalışıyorlar. İşte Meral Akşener'e o Çanakkale'deki toplantıda işte Halk TV canlı yayın yapmasın, canlı yayınlamasın toplantınızı, o zaman salon ışıklarını açalım, evet, engeli kaldıralım, işte konuş demişler. Kendisi Meral Akşener hanımefendi, hı hı, bu bizim stüdyoda bunu açıkladı. Yani kendisine otel yetkililerinin valilik şeyiyle, kararıyla bunu söylediğini ifade etti. Ama biz o tür engellemelere kesinlikle prim vermeyeceğiz. Sonuna kadar, işte bugün de yine saat 19'da bu akşam, yine Sinan Oga'nın, Sayın Sinan Oga'nın Bakırköy'de yapacağı toplantıyı saat 19'da canlı yayınlayacağız. Hı hı. Bizden başka kimse yayınlamayacak. Ama evet, biz yayınlayacağız. Niye? Çünkü Sayın Sinan Oga'n sözü dinlenen bir siyasi parti camiasında, MHP camiasında sözü dinlenen, sözüne itibar eden ve sözü söyleyecekleri merak edilen, ya yani söyleyecek lafı olan bir siyasetçi. Bir siyasetçi. Dolayısıyla engelleniyor da, yandaş medyada zaten yer bulamıyor. İktidara aykırı bir siyaset uyguladığı için. Hı hı. Sindirilmiş medya dediğimiz, korkutulmuş sindirilmiş medya dediğimiz büyük o Doğan grubunda da zaten alamıyorlar. Onlar yayını alamıyorlar korkudan ve sindirildikleri için. Ne yapacak adam, yani siyaset yapmayacak mı? Kendisini ifade edemeyecek mi? Buyursun gelsin, Halk TV'nin ekranları açık. Nitekim bu akşam 19'da Sinan Oga'nı canlı yayınlayacağız. Olay
böyle. Evet, bir de bugün tabii ihraçlar yaşandı. Dört isme Sinan Oğan, Yusuf Alaçoğlu, Nuri Okutan ve İsmail Ok. Sayın Sinan Oğan'ın bir tweet'i oldu bu kararın üzerine. MHP'nin esas sahipleri biziz, geri geleceğiz dedi Sinan Oğan. Onun dışında Devlet Bahçeli'nin de tweetleri vardı, dün akşam attıkları tweetler. Yemin ettik dönmeyeceğiz, döndürmeye çalışanlara bakmayacağız, tuzak kuranlara aldanmayacağız, üzerimize oynananlara kanmayacağız. Birisi dümenden kürsüye saldırtır, birisi ışıkları söndürtür, diğerleri küçücük salonu sabote ettirir, her yer oyun, her yer tiyatro. Dedim ya, ülkücü yaparsa yarım bırakmaz. Yine aynı görüşteyim, yine aynı noktadayım, uyarıyorum, sabırları zorlamanın sonu iyi değildir diyor Bahçeli. Evet yani, ama demin de dediğim gibi yani Sayın Bahçeli yalnızlaşmıştır. Sayın Bahçeli artık bir, yani kusura bakmasın izleyiciler, yine tırnak içinde söylüyorum, AKP'lileşmiştir. MHP tabanıyla, MHP'ye oy veren seçmenle duygudaşlığını, ülküdaşlığını kaybetmiştir Sayın Bahçeli. Ve MHP'ye oy veren seçmenler, işte muhalifler denen işte Sayın Akşener'le, Sayın Koray Aydın'la, Ümit Özdağ'la ve Sinan Ogan'la duygudaş, ülküdaş hale gelmişlerdir. Sayın Devlet Bahçeli artık sarayın adamı, AKP'nin bir unsuru olarak görülmektedir. Tıpkı şey gibi, Türkeş gibi, yani Türkeş derken şey kimdi? Turul Türkeş gibi. Bugün zaten tıpkı onunla ilgili Turul, de sosyal medyada yani, çok fazla tepkiler vardı. Tıpkı Turul Türkeş gibi Sayın Devlet Bahçeli de bugün artık AKP'nin bir unsuru, bir siyasal eklentisi halinde bir görüntü içindedir şeyde. Türkiye kamuoyunda. Yine gelen tepkiler şöyle. MHP'de 4 kişi ihraç edilmiş. Zaten MHP kendini feshedip AKP'ye katılmıştı. Pek bir şey değişmemiş demiş bir Twitter kullanıcısı. Yani MHP tabii, evet, bunları ifade edip hani şimdi MHP hani Türkiye'de önemli bir parti. Yani Türkiye'de iktidar olmuş, iktidar ortağı olmuş. Yüzde işte 10 ile 20 arası oy potansiyeli olan bir parti. Ona oy veren milyonlarca vatandaş var, vatandaşımız var. Saygı değer bir parti. Dolayısıyla hani Sayın Bahçeli'nin o MHP tabanıyla aykırılaşmış hali nedeniyle Milliyetçi Hareket Partisi camiasını şey yapmamak lazım, hani tahkir etmemek lazım. Milliyetçi Hareket Partisi camiası zaten onun gereğini yapacaktır. Yani kendi iç dinamizmi içinde yapacaktır. Dolayısıyla hani olayı, MHP olayını burada bence bırakmak lazım. Bu danışmanlardan devam edelim isterseniz. Danışmanlardan önce... tamam, bir haber, evet, var, onunla girelim var mi? Sevgili seyirciler. Şu İlnur Çevik vakası. Hemen girelim. Süremiz de kısalıyor. Zira Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'ye yakınıyla bilinen ve Kuzey Irak'ta büyük müteahhitlik işleri yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni saray başdanışmanı İlnur Çevik, referanduma yönelik sevgili seyirciler tehdit içeren mesajlarıyla gündeme geldi. Hatırlayacaksınız, Çevik kaçak içki satıcılığı iddialarıyla da gündemde. Erdoğan'ın başdanışmanı İlnur Çevik'in ruhsatsız içki satmaktan barının kapatıldığı ortaya çıktı. Şimdi o haberi izleyelim, ardından yorumlayacağız. Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan bugünkü yazısında İlnur Çevik'in iktidarla olan ilişkisini kaleme aldı. Ankara'daki içkili mekanında İlnur Çevik'in ruhsatsız içki sattığını, ardından da barının kapatıldığını belirten Çölaşan o yazısında şunları paylaştı. İlnur Çevik'in bir zamanlar Ankara'da İngilizce yayınladığı Turkish Daily News isimli bir gazetesi vardı. Sadece 5000 satardı. Sıradan bir gazeteciyken ne yapıp yaptı ve devleti yönetenlerin yakın çevresine sızmayı başardı. Talabani ve Barzani ile yakınlık kurmuştu. İkisinin de paralı danışmanı oldu. Sık sık Kuzey Irak'a gidip bizim hükümetlerle onlar arasında haberleşmeyi sağlardı. Sonra onlarla dostluğunu iyice arttırmayı başardı. Bu kez Kuzey Irak'ta inşaatçılığa soyundu. Şirketler kurdu ve 65 milyon dolarlık iş kaptı. Ankara'da İngilizce yayınlanan Turkish Daily News isimli gazetesine de artık gerek kalmamıştı. Sonracığıma İlnur'u neredeyse bütün başbakanların danışmanı olarak görmeye başladık. Son olarak kendisini 2003 yılında AKP kongresinde gördük. Bu kez AKP delegesi olmuş, Recep Tayyip için kulis yapıyor ve oy kullanıyordu. İlnur Çevik Hacı Yatmaz gibidir. Kim iktidar olursa, kim güçlü ise onun dibinde ve yanı başında yol gösteriyor, büyük aklıyla memlekete hizmetler veriyordu.
İşin ilginç yanı bu süreçte Diyanet'in de danışmanlığını yapıyordu. Aynı süreç içerisinde Fethullah'ın Zaman Gazetesi'nde köşe yazarı. Ve Ankara'da barların ve içkili restoranların sıralandığı Arjantin Caddesi'nde içkili mekan sahibi. Barın adı Daily News. Ruhsatsız içki sattığını belgelemiştim. Önce inkar etti, sonra barı kapatıldı. Bir yanda Müslümanlık taslıyor, öbür yandaysa içki satıyordu. Protestolar. Evet, Emin Çöleşan noktayı koymuş. Bir yanda Müslümanlık taslıyor, öbür yandaysa içki satıyordu demiş. Şimdi işte yani AKP'yi savunmak, başkanlık sistemini savunmak Elnur Çevik gibilere kaldı. Hı hı. Yeni AKP'li, yani tırnak içinde yeni AKP'li saray danışmanı. Şimdi mesela bakıyorsunuz AKP'nin hani kurumsallaşmış kişileri var. Hani 15 yıllık AKP iktidarı. Bülent Arınç var mesela. Hüseyin Çelik var. Efendim Abdullah Gül var. Efendim Ahmet Davutoğlu var. Var ama yoklar. Burhan Kuzu var. Mehmet Metiner var. Şamil Tayyar var. Hani böyle evet. Kavgacı onlar da daha böyle AKP'yi daha agresif ifade eden, savunan ekran yıldızları yani bu zamana kadar da. Ama bu süreçte hiçbir ekranda yok. Hepsi çekildi. Evet. Niye çekildiler? Çünkü şimdi İlnur Çevik'in dönemi. İlnur Çevik gibi tiplerin dönemi. Onlar da tasfiye oluyor. Yani AKP'nin demin saydığımız isimleri de zaten bir kısmı tasfiye edildi. Şimdi işte Şamil Metiner gibi isimler de hani tasfiye ediyor. Çünkü sarayın adamları bu sefer işte İlnur Çevik, Yiğit Bulut onlar öne çıkıyor. Yani muhtemelen şimdi şöyle bir şey, mesela ben şöyle bir şey diyebilirim. Şimdi başkanlık referandumunda 16 Nisan'da diyelim ki evet çıktı. Türkiye şaştı, evet çıktı. Hani bütün bu araştırmalar, anketler yanıldı herkes. Ve evet çıktı, anayasa yeni düzen uygulamaya geçti. Mesela Yiğit Bulut yeni hükümette bir bakanlık mı alırız? Önemli bir işte mesela ekonomi bakanı. Hı hı. Mesela İlnur Çevik, Barzani ile de Kuzey Irak'la da arası iyi, Talabani ile Barzani ile Kürt unsurlarıyla filan. Zaten her devrin adamı bir tipleme İlnur Çevik. Mesela İlnur Çevik işte Dışişleri Bakanı. Kim hayır diyebilir? Kimse. Çünkü bakıyorsun bu süreçte onlar ya yani bu işin propagandasını yapıyorlar. Yani AKP'liler dediğim gibi hani itildi kenara sarayın Cumhurbaşkanlığı'nın ya danışmanları bu işin organik bağ yapıyor. Diyebilirsin. Direkt organik. Direkt hani sarayla evet. İlişkililer. Yani parti içinde bir şeyleri yok belki ama parti zaten bu anayasa değişikliği kabul edilirse AKP de Sayın Cumhurbaşkanı'nın şeyine geçecek yani kontrolüne. Sayın Cumhurbaşkanı AKP'nin genel başkanı olacak yani partili Cumhurbaşkanı sistemi devreye girecek. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı bu danışmanlarını AKP'de işte tepe noktalara getirip oradan da hükümete taşıyabilir. Yani hükümetin Türkiye'nin yeni yıldızları olarak İlnur Çevikler, Yiğit Bulutlar yükselebilir. Hüseyin Çelik gibi, Abdullah Gül gibi, Bülent Arınç gibi, Mehmet Metiner gibi, Burhan Kuzu gibi kurumsallaşmış artık AKP'liler tasfiye edilirken böyle yeni AKP'liler türeyebilir. Böyle bir durum da var yani AKP için böyle bir tehlike de var. Dikkatlerini çekerim yani AKP'lilerin. Evet, şimdi bir başka konumuz daha var, hemen ona geçelim. Halk TV olarak biz sorduk sevgili seyirciler, asıl FETÖ'cüler kimler ve neden hala onlara dokunulmuyor diye. Zira 8 yıl öncesinden bir televizyon programı, başta AKP iktidarı olmak üzere herkesin Hizmet Hareketi ve Cemaat diye baş üstünde tuttuğu dönemde bunlar devlete, yargıya, orduya emanete sızan bir örgüt diyen gazeteci Kadri Gürsel şu anda tutuklu sevgili seyirciler. O programda FETÖ örgütüne toz kondurmayan ve elbette ki hepimizin bildiği üzere itiraz eden Kadri Gürsel'e Hüseyin Gülerce şimdi tüm televizyon kanallarında çıkıyor, görüyoruz, konuşmalarını dinliyoruz. Saatlerce evet, hatta konuşturuluyorlar. Böyle kısa programlar da değil, çıktığı programlar. Melih Gökçek'in bir beyaz TV'si var. Şimdi bu Hüseyin Gülerce denen adam orada kadrolu şey, yorumcu. Başka kanallar itibar etmiyor artık. Hani deşifre oldu iyice çünkü. FETÖ'cü Hüseyin Gülerce. FETÖ'cü. İşte, evet, haberimizin işte kanıtı işte şu anda ekranımızda. Kadri Gürsel şu anda terör örgütüne destek vermekten güya, yani hakikaten yani komedinin şeyi yani dibi. Kadri Gürsel terör örgütüne destek vermekten güya içeride tutuklu. Ama Kadri Gürsel burada
FETÖ'ye örgüt derken, hayır yanlış konuşuyorsun, FETÖ örgüt değil, hizmet harekatıdır. Devlete sızmıyor. İşte kamu kurumlarının açtığı sınavları kazanarak efendim işe yani. Devlet kurumlarına giriyor FETÖ mensupları. Milletin çocukları ne zamandan beri milletin kurumlarına işe girerken sızma olacak bu diye FETÖ'yü savunuyor Hüseyin Gülerci. Hüseyin Gülerci şimdi serbest. FETÖ avcısı güya. Evet, ve Melih Gökçe'nin televizyonunda sürekli böyle efendim FETÖ'cü işaret ediyor, FETÖ'cü avlıyor güya. İşte şu FETÖ'cü, bu FETÖ'cü. Yani utanmaz herif. Geçenlerde neredeyse Halk TV'yi bile FETÖ'ye destek vermekle suçlayacak kadar utanmazlık içine girdi. Lan yani sen burada ekranlarda Zaman Gazetesi'nde FETÖ'yü evet. savunurken biz 10 yıldır, 15 yıldır, 20 yıldır hani... Yani şahsen bizim televizyonumuz hani o kadar eski değil yani 10 yıllık bir televizyon ama FETÖ'nün bir FETÖ olduğunu yani bütün Türkiye AKP ve sen Hüseyin Gülerce onlara hizmet ederken FETÖ'ye bütün Türkiye değil de hani AKP camiası diyelim. Biz onun devlete sızan rejimi ele geçirmeye çalışan yasa dışı bir örgütlenme olduğunu söyleye 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 geliyoruz. Tıpkı Kadri Gürsel'in. Bu televizyonda işte 8 yıl önce programda yaptığı gibi. Yani Kadri Gürsel 8 yıl önce bizlerin de duygularını ifade ediyor. Bizlerin de düşüncelerini ifade ediyor orada. Hüseyin Gülerci de FETÖ'yü savunuyor. Şimdi Hüseyin Gülerci çıkacak. FETÖ darbe girişimini, o alçak girişimi yaptıktan sonra diyecek ki işte şu da FETÖ'cü, bu da FETÖ'cü. Ya, bir de ilgisiz, ya insan biraz utanır. Gerçekten. Hadi o utanmıyor. Hadi o utanmıyor. Ya kardeşim Türkiye'nin savcıları ne yapıyor? Türkiye'nin Cumhuriyet Savcıları var. Bak bu kadar Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük belasını yaşamış 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimi nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanı'nı katletmeye kalktılar. Evet. Yani Cumhurbaşkanı'nı Marmaris'te katletmeye kalktılar. İşte meclisi bombaladılar. Değil mi? Yani şeyi bombaladılar. Özel kuvvetler komutanları bombaladılar. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü bombaladılar. Şurada Genelkurmay kavşağında darbeye direnmeye çalışan vatandaşları uçaktan taradılar, helikopterden taradılar, katliam yaptılar. Şimdi bunların bir unsuru olarak Hüseyin Gülerce çıkacak diyecek ki işte şunlar FETÖ'cü, efendim şunlar şucu, şunlar da FETÖ'cü, bunlar da FETÖ'cü. Ulan adama bak terbiyesiz herif. Sen bir önce hesabını ver. Hadi sen vermiyorsun, utanmıyorsun, bu iddialarda bulunabiliyorsun. Kardeşim Türkiye'nin savcıları nerede? Gel bakayım Hüseyin Gülerce sen ya. Sen bu Fethullah Gülen'in dibinden ayrılmıyordun yıllarca. Ben onun sözcüsüyüm. Hani hizmet hareketinin sözcüsüyüm diye caka satıyordu. Evet, evet. O, boy boy resimleri yani var yan yana. FETÖ'nün muteber olduğu AKP iktidarı döneminde ben FETÖ'nün işte cemaatin sözcüsüyüm diye böyle kırıta kırıta geziyordu. Zaman Gazetesi'nde yazılar yazıyordu. Millet Hüseyin Gülerce'nin yazılarını okuyarak Fethullah Gülen'in mesajlarını anlamaya çalışıyordu. Çıkarmaya falan. Çalışıyordu. Evet. Çünkü yani, o kilit noktaları yazısında evet, evet. yer veriyordu. Çünkü Fethullah Gülen de temas halindeydi demek ki. Onun mesajlarını Fethullah Gülen'in gazetesi Zaman Gazetesi'nde adam yazıyordu. Ve sözcü olarak televizyonlarda cemaatin sözcüsü olarak yani FETÖ'nün sözcüsü olarak televizyonlarda konuşuyordu, ahkam kesiyordu. İşte tıpkı Kadri Gürsel'e cemaate şey deme. Hani sonuna kadar cemaate örgüt deme. Cemaat örgüt değil, hizmet harekatıdır, hizmet hareketidir falan diye savunduğu gibi. Yani ya Türkiye'de hala FETÖ ile maalesef gerektiği gibi mücadele edilmiyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da dedi ya at izi it izine karıştı. Ve hala FETÖ'nün, işte Melih Gökçek de söylüyor. Sayın Gökçek de geçenlerde dedi. FETÖ hala darbe girişiminde bulunabilir dedi. İşte yüzer kişilik timlerle 8-10 ilde aynı anda harekete geçerek falan. Peki öyle, FETÖ öyle bir harekete ikinci bir kalkışma girişimine kalktığı anda Melih Gökçek, Sayın Gökçek, Hüseyin Gülerce'nin de o kalkışmada yer almayacağını, o ikinci kalkışmada yer almayacağının garantisi var mı? Hayır, öyle bir durum. Var mı? Yani peki sen o adamı niye televizyonunda ona buna çamur attırtıyorsun? Yok şu FETÖ'cü, bu FETÖ'cü diye. Belki kripto FETÖ'cülük yapıyor adam orada. Belki hani gerçek FETÖ'cüleri gizlemek için, saklamak için FETÖ'cü olmayan toplumun işte unsurlarına FETÖ'cü diye hani işaret ediyor falan filan. Hani işte şeye bak derler ya, oradan kaçırırlar filan. Cambaza bak. Cambaza bak derler, buradan yürürler giderler. Belki adam o görevi yapıyor.
Evet. O yüzden de biz Halk TV olarak diyoruz ki asıl FETÖ'cüler kimler ve neden hala onlara dokunulmuyor? Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim Ezgi. Yayınımıza katıldığınız için. Sevgili seyirciler, bu saati noktalıyoruz, ancak günün tüm gelişmelerini saat 18'de ana haber bültenimizde izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.